Evet arkadaşlar, hepinize merhabalar. Anime ve manga haberin 5. bölümüyle karşınızdayım. Yani normalde biliyorsunuz pazar günü gelmesi gerekiyordu bu videonun ama ne yazık ki işlerimden dolayı videoyu çekemedim. Hem Blue Lock incelemesi yapmayı düşünüyordum hafta sonu hem de bu haber niteliğinde olan videoyu hazırlamak istiyorum ama şehir dışına çıkmam gerektiği için arkadaşlar. O yüzden bu incelemeyi, bu videoları maalesef salı günü başlayacak şekilde yapabilecek duruma geleceğim. Onu söylemiş olayım. Başlangıçta neden geç kaldığını açıklamak istedim sizlere arkadaşlar. Bu haftada hem geçtiğimiz hafta hem de bu haftanın başıyla ilgili böyle güzel haberler derledim. 5 tane güzel haberimiz var. Bunların hepsi anime, mangalarla ilgili henüz net bir haber önüme düşmediği için ve yıl sonuna geldiğimiz için yeni animelerin çıkış duyuruları, ne zaman çıkacağı, nasıl olacağı, filmleri mi gelecek, bu konuda bilgileri derleyip sizlere sunmuş olacağım bu video içerisinde arkadaşlar. Lafı da fazla uzatmadan hemen hızlı bir şekilde abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar diyelim ve ben ilk haberimizle başlamak istiyorum. Evet, geçtiğimiz hafta yani 4. bölümde demiştim ki 10 Aralık tarihinde Demon Slayer hakkında yeni bilgiler yayınlanacak denmişti ve yeni bilgiler de bayağı güzel bir şekilde, net bir şekilde geldi arkadaşlar. Şu an 12 Aralık tarihindeyiz ve bu bilgiler yayınlanalı 2 gün oldu. Tam benim videoyu paylaşacağım gün aslında yapıp ta pazar gününe kadar kalabilirdi ama ben artık 2 haftanın içerisindeki haberleri topladığım için tek bir video halinde, yani tek bir bilgi halinde sizlere paylaşmış olacağım. Şimdi şunu söyleyelim. 4. sezon arkadaşlar Nisan 2024 tarihinde gelecek. Yani bir 5 aylık süre falan var. Yanlış hesaplamadıysam 4 veya 5 aylık bir süre sonra 4. sezona Demon Slayer'da kavuşmuş olacağız yani Kimetsu no Yaiba için. İlk bölümün tabii ki 1 saat olacağı söyleniyor arkadaşlar. Geçtiğimiz sezonlarda da buna benzer şeyler yapmışlardı zaten. 1 saat deyip 45 dakika 50 dakika civarında bölümler yayınlamışlardı. 1 saat diyorlar ama ben yine de bir 40-45 dakika civarında ilk bölümün olacağını düşünüyorum. Onun dışında biliyorsunuz filmi çıkacak deniyordu ve filminden de haberler geldi. 2 Şubat tarihinde arkadaşlar yeni film yayınlanmış oluyor arkadaşlar. Bu film şöyle olacak ama 3. sezonun son bölümüyle 4. sezonun ilk bölümünün birleştirilmiş olduğu bir film olacak. Yani farklı bir konu veya direkt 4. sezonu anlattıkları Mugen Train filminde yaptıkları gibi tek bir sezonu anlattıkları film değil. 3. sezonun son bölümüyle 4. sezonun ilk bölümü arasını birleştirip arkadaşlar araya da tabii ufak tefek ek sahneler ekleyeceklerdir muhtemelen veya hiç de eklemeyebilirler. O konuda bir bilgim yok. Bizleri 2 Şubat tarihinde yani animenin çıkmasından 2 ay öncesinde bize böyle bir film sunacakları söyleniyor. Tabii ki bu film 140 farklı ülkede yayınlanacakmış. Bir sürü dil seçeneği gördüm. İşte Almancasıdır, zaten Japonca olacak. İngilizcesidir, Fransızcasıdır. Hatta Arapçasıdır, Çincesidir. Farklı farklı dubla seçeneklerini gördüm. Ama ne yazık ki Türkçe yok. Muhtemelen Türkiye gelirse de Japonca ve İngilizce dil seçeneği gelir. Onun dışında da altyazı olarak zaten bizlere sunarlar diye tahmin ediyorum. Gitmek isteyen arkadaşlarımıza da duyurulur arkadaşlar. Onun için Demon Slayer'la ilgili ekstrem böyle muazzam bir haber diyebileceğimiz şekilde gelen bir haber yok. Yeni sezonun nasıl olacağını zaten manga okuyanlar biliyor. Güzel fightlar izleyeceğimiz, bol bol dövüşün olacağı bir sezon olacak gibi duruyor ama muhtemelen final sezonum 5. sezon olur gibi duruyor diyelim ve ikinci haberimize geçelim. Evet, geçtiğimiz bölümlerde yani bu serinin geçtiğimiz bölümlerinde Solo Leveling'le ilgili bir sürü haber yapmıştım. Çıkış tarihi açıklanıyor, şu zaman gelecek, bu zaman gelecek derken Solo Leveling arkadaşlar 6 Şubat 2024 tarihinde artık çıkışını gerçekleştirmiş olacak. Sung Jinwoo'nun efsanevi avcılık hikayesini sonunda görmüş olacağız. Webtoon'ların animeye okuduğum bir webtoon'un ilk defa ben. Yani okuduğum bir senin ilk defa böyle animasyon olacağı için heyecanlıyım. Tabii ki Koreliler yapmıyor, Japonlar yapıyor. İsimlerin farklı olacağını normalde biliyorsunuz hikayede Japonlar biraz kötü tarafta gibiydi. Ama şimdi Japonlar yaptığı için Japonlar ana üst gibi olacak. Hikayenin bulunduğu yer değişecek. Karakter isimleri Japonca adlandırılacak vesaire. Zaten bundan bir sürü tepki çekmişlerdi zamanında ama şu anda artık 6 Şubat 2024 tarihinde serinin ilk bölümünün yayınlanacağını öğrenmiş olduk. Ben açıkçası çok heyecanlıyım. Gerçekten çoğu şu an günümüzde yayınlanan animeden çok çok daha iyi bir hikaye sahip olduğunu söyleyebilirim. Okurken inanılmaz keyif aldım. Çok muhteşem, detaylı, gizemli bir hikayesi yok. Ama bize sunacağı
dövüştür, savaştır, çizimlerdir. Bence çok güzel bir şekilde anlatılacaktır. Çizimleri zaten hoşuma da gitmişti. Karakter geliştikçe, görünüşünün, güçlerinin muhteşem düzeyde arttığını gördükçe ben grafiklerin de UFO Table seviyesinde, belki olmayacak ama yine de ona yakın bir seviyede çalışacaklarını düşünüyorum. Sonuçta Solo Leveling gerçekten çok önemli bir seri bence Webtoon içerisinde, Webtoonlar içerisinde. Bakalım artık çıktığında izleyip hep birlikte yorumlamasını yapacağız. Diyelim 3. haberimize geçelim. Evet, 7. sezonu geliyor My Hero Academia'nın. Ben en son 5. sezonu izledim. 5. sezon hiç hoşuma gitmemişti. Mangasını okumuyorum çünkü. O yüzden 5. sezona kadar izledim. 6'yı izlemedim. Hikayeden çok çok koptum. Valla izleyebilirsem 5. sezona kadar hızlı bir özet, YouTube'da bir video bulup olayları anlatabilecek bir kanal bulup izleyebilirsem 5. sezonu bırakıp yani final verip 6. sezonu ve 7. sezonu izlemeye çalışacağım. 7. sezonunda arkadaşlar 2024'ün ilkbaharında gelecek. Artık Mart, Nisan, Mayıs hangisine gelirse bilmiyorum ama muhtemelen Nisan'ın sonu Mayıs'ın başı gibi gelir çıkış tarihi. Ben öyle hissediyorum arkadaşlar. Bakalım. My Hero Academy için de diyecek çok şey var. Daha mangası yanlış bilmiyorsam bitmedi. Bayağı efsanevi fightlar dönüyor. 11-12 sezona kadar bu seriyi gider diye tahmin ediyorum ben. Ve bir diğer haberimize geçelim. Evet, Netflix'in çok popüler olan animelerinden bir tanesi Blue Eye Samurai'in 2. sezonu an itibariyle duyuruldu arkadaşlar. Bugün 12 Aralık tarihinde yanlış bilmiyorsam bugün gördüm ben. Bugün yayınlandığını öğrendim. Bugün paylaşıldı bu haber. 2. sezonu duyuruldu ama çıkış tarihi henüz belli değil. Ben izlemedim. İşlerinden kaynaklı olarak hani çok övülüyor, çok önüme düşüyor. Editler olsun, sahneler olsun birkaç tanesini gördüm. Çizimleridir. Atmosferdir. Çok çok hoşuma gitti. Ben de hızlı bir şekilde izleyip zaten onun hakkında video yapacağım. Ve Blue Eye Samurai hakkında ne tür videolar bekliyorsunuz bunları da yoruma yazabilirsiniz arkadaşlar. İkinci sezonunda ben Netflix üzerinden yine izleyeceğimizi söylemek istiyorum. Güzel bir seri olduğunu da biliyorum. Çünkü çok güzel olumlu yorumlar almış. Benim de dikkatimi çekti. Özellikle Samurai çok sevdiğim için Samuraylar hakkında böyle animedir, çizgi filmdir, dizidir, filmdir çıktı mı izliyorum. Hatta Son Samuray filmi mesela benim en sevdiğim filmlerden bir tanesidir. Çok hoşuma gitmişti. Şu an aklıma gelen ilk film olduğu için onu söylemek istiyorum. Bakalım çıktığında ikinci sezonunda doya doya izlemek istiyorum. Ama dediğim gibi çıkış tarihi yok. O yüzden son haberimize geçelim. Evet, son haberimizde tatlı anime karakterimiz Anya'nın yani Spy X Family'nin yeni filmiyle Code White isimli filmi 22 Aralık tarihinde arkadaşlar yayınlanacak. Valla ilk başta yanlış görmediysem Japonya, Amerika'da yayınlanacağını okudum. Okuduğum yerde o şekilde yazıyordum ama daha farklı ülkelerde muhtemelen yayınlanır diye tahmin ediyorum. Türkiye'ye gelir mi? Gelmesini isterim. Çok hoş ve güzel bir fragman paylaşmışlar. Spy X Family Code White yazarak siz de videoya ulaşabilirsiniz. Muhtemelen YouTube üzerinden diyelim. Evet, 22 Aralık 2023 tarihinde çıkışını yapacak. Yani çok az bir süre var. 10 gün sonra çıkacak yeni filmi de. Ondan sonra da zaten 2. sezonunun da 10 bölümü olduğu hakkında bir bilgi okumuştum ama tam net bir yerden okumadığım için buraya koymak istemedim. Doğrudur yanlıştır tam emin değilim. O yüzden sadece söylemek istedim. Net bir bilgi değil. Onun hakkında buraya da bilgiyi geçmiş olalım. Diyelim ve bu haftalık anime ve manga haberin 5. bölümünü noktalamış olalım. Mangalar hakkında herhangi bir bilgi vermedim ama çünkü bulamadım. Karşıma çıkmadı. Genelde anime tarzı videolarla beraber, haberlerle beraber ilerletmiş olduk bu videoyu da diyelim. Ve artık videomuzu noktalayalım. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Önümüzdeki hafta yine güzel bir şekilde bu videonun 6. bölümünü de yayınlamak istiyorum yeni haberlerle birlikte diyelim. Şimdilik benden bu kadar. Görüşürüz. Bay bay.